Böyle bir bağnazlık olur mu? Ve bunlar nerede konuşuluyor acaba? Olur mu böyle şey? Çocuk oradan alacak. Peki sana soruyorum. Çocuğun eğitimi ne zaman başlar? İslam'a göre. Objektif. İslam'a göre çocuğun eğitimi daha henüz çocuğu olmayan adamdan başlar. İslam'a göre konuşuyorum. Evlendi bir adam. Bir adam evlendi. Çocuğu yok da. Onun sülbünden gelecek çocuk anne rahmine düşmeden önce o adamın istiğfarının haram lokma, helal lokma muhasebesinin dengesi lazım. Çünkü bunların hepsi hanımına da çocuğuna da geçer. Yani anlatmıyorlar değil mi bunları size? Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Yok ben insanıma güveniyorum. Vallahi kaç senedir konuşuyorum bunları. Hep siz destek verdiniz. Çünkü siz iftiraya maruz kalıyorsunuz. Size deniyor ki hayatınızda olmayan Kur'an bilinen... Hayır, siz hayatınızda gerçek konuşan istiyorsunuz. Bu gösteriyor. Programda da nasıl izlediğinizden belli oluyor bu. Siz aslında hayatıma dokunan bir şey istiyorum diyorsunuz. Ve haklısınız. Çünkü hepinizin ailesinde şehit var. Muhakkak. Hepinizin ailesinde ağzı dualı bir insan var. Deden belki öyle değildi. Dedenin babası öyleydi. Ya mücahit var, ya şehit var. Belki bakkaldı, belki esnaftı, belki fırıncıydı, belki ayakkabıcı ustasıydı ama herkes onun namusunu da böyle gösteriyordu. Senin hepinizin ailesinde mübarek insanlar var. Dualı insanlarsınız siz. Ne olur bak buna dikkat edin. Kuyruk sokumundan, genetik bilmemliğimizden şey çıkıyormuş. Ne çıkarsa çıksın. Bu topraklar acayip, mucizevidir bu topraklar. Her köyünde, her kasabasında muhakkak bir veli vardır. Ya şu velileri vesaire türbeleri de konuşalım bir kere ya. Kim ne derse desin yani. O IŞİD, DAEŞ ne yapıyordu girdiği yerlerde? İlk önce türbeleri patlatıyordu. Namussuzlar çünkü. Allahsızlar çünkü. Onlar insanların istinat noktaları. Bugün sen İstanbul Süliyeti'nden camileri kaldır, türbeleri kaldır. Nereye benzer? Portekiz, Lizbon. Camiler, türbeler, merkatler, kabirler bizim için mühürdür, mühür. Koskoca Hazreti Hüdayi'nin olduğu bir Üsküdar'ı sen başka bir çapulcuya mal edemezsin. Böyle durur orada. Yahya Efendi boğazın bir tarafında durur. Senin Çırağan Sarayı'ndan daha havası vardır onun. O Çırağan Sarayı'nı başkasına mal edebilirsin. Yahya Efendi kime şey yapacaksın? He? İsmail-i Rumi Hazretleri Tophane'de Şahin gibi bakar. Nureddin-i Cerrahi, Hazreti Sümbül Sinan, Hazreti Halit Ebayübel Ansari, of 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 of. Allah Resulüne aşık zat Medine'yi buraya getirmiş. Fatih Sultan Han'ın merkadi. O yüzden Mehmet Akif Osman Gazi'nin türbesine çizmeyle girdiğinde Yunan bitti diyor senin namusun, uyan diyor, uyan. Bunlara bakacaksın böyle. Öyle değil, böyle değildir değil. Nerede yaşıyorsun ya? Aileni bozma. Coğrafyan da sadece ayçiçekten, buğdaydan ibaret değil. Türbeni de bozma, insanını da bozma. Bunlar çok önemli şeyler. Kıymetli kardeşim. Ve sen merak etme, güzel soydan geliyorsun. İstesen de kötü olamazsın. Kan çeker. Ruhun çeker. Hiçbir şey olmadı. Muhallende bir aksakallıdan, bir bükük ihtiyardan dua almışsındır sen. Bir şekerini almışsındır, bir lokmasını almışsındır. Bir tane anne vardı. Nasıl biliyor musun? Hani şu ışığa böyle bakarsın bir dakika. Onun yüzüne bakamazsın bir dakika. Pırıl pırıldı yani. Böyle otururdu arkadaşlar. Neredeyim, sen de miyim? Epeydir de sana çalışmıyorum. Bak sana geleyim bari. Böyle otururdu bak. Pencerenin önüne alırdı eline tesbih. Bak şöyle. Ya Allah'ım yarabbim. Okula giden çocuklara bakardı. 90 yaşında. Böyle yapardı. Ya Rabbi zihin açıklığı ver bunlara. Ya Rabbi bunları sana. Allah'ıma selleler zihni. Allah'ım yavrucaklara bak sen bunları muhafaza et. Ulan ne insanımız var bizim ya. Bizim ne insanımız var? Sen bunu nerede görebilirsin ya? Nerede görebilirsin? Muazzam, muazzam bir medeniyetiz biz ya. Çocuğun anne üzerinde, baba üzerinde hakkı var. Eğitim nerede başlar? Mesela çocuk haram, Allah muhafaza. Hepimiz, bak hepimiz Allah muhafaza diyelim. Bilmiyoruz ne karışıyor.
haram lokma yediysen, ah aldıysan, beddua aldıysan, inim inim inlettiysen, işçinin malından kestiysen, patronun iş yerinde onun mesaisinden çaldıysan, onlar buhar mı oluyor zannediyorsun? Hepsi vücut buluyor. Allah muhafaza, eşinde de, sende de, çocukta da çıkıyor. Daha bu dünya, bir de ahireti var. Bir de ahireti var. Çocuğun ayrıca geldi, bak çocuk anne karnındayken kadına hakaret etme. Kadını üzme. Çocuğa yüklü olan anneler, şu acayip aile programlarını seyretme. Ne karışıyorsun? Sen beni karışmıyorum ki, tavsiye ediyorum sana. Seyretme. Tuhaf tuhaf şeyler seyretme. Acayip dedikodular dinleme. Çocuğun anne karnındayken azaların belli bir süre sonra hepsi tamam oluyor. Kalbi çalışıyor fakat gözü çalışmıyor. Ciğeri var, ciğeri çalışmıyor. Bir, beş organdan bir tanesi çalışıyor. İşitmek. Çocuk Kur'an duyduğunda anne karnında, dışarı çıktığında da Kur'an'a aşina oluyor. Çocuğun kulağına ezan okunuyor mesela. İyi isim koymak. İyi isim koymak çok önemli. Acayip bilmem ne. Ne bileyim. Yani solmuş çiçek diye bir isim koyuyorsun mesela. Tuhaf bir şey. Söylemek de istemiyorum. Acayip acayip isimler koyanlar var. Bir de isimleri de beğenmiyoruz biz, biliyor musun? Yani böyle biraz böyle hani şey olduğunu, ya çok banal, biraz daha şey yapalım. Yani neredeyse cakçuk çikçok falan gibi isimler koyacağız sırf popüler olsun diye. TikTok diye isim koyarlar ha. Abi koymuşlardır, belki de koymuşlardır. Aman he, Allah muhafaza. Şimdi merkebin hakkını karpuz kabuğu getirmemek lazım. Hocadan duyduk derlerse bir de ben vesile olmayayım. Bir çocuğun kulağına ezan okumayla alakalı bir şey yapalım. Hani bu reyting falan amaçlı değil. Sen de şu anda eğer yapmadıysan, tabii çocuk 16 yaşındaysa alma kucağına. Yani sen de bil, öğren, yapabilirsin diye. Getirsene. Alayım. Abi bu çocuk çok büyük ya. Bunun zamanı geçmiş. Abi ne yaptın, bunun altını temizlemediniz mi ya? Allah Allah. Şaka tabii ki. Şöyle. Maşallah aynı gibi benzetmişti. Evet, fazla oynamayalım, çocuk elimizde kalmasın. Çocuk şimdi göstermeyelim. Belki bu da girer mi bu reklama? Ürün yerleştirmenin kralı bu ya. Al sana ürün. Şimdi şöyle kulaklarını açalım. Hani şöyle de bir şey anlamayın ha. Bak çocuğun bile başını örtüyorlar falan demeyin. Çocuk üşümesin diye böyle hani. Tam kundaklı çocuk. Bu yaştayken öyle şey tesettür mesettür falan gerekmiyor. Malumunuz efendim, sağ kulak. Bu diğer kulak. Sol kulak. Sağ kulağa ezan okunuyor. Şimdi ben olmadı, ezanı sende okuyayım, kâhmeti sende getireyim, ismi de cibi de koyayım artık, ne yapalım. Öyle bir şey yapacağız. Ortak bir çalışma olacak bu artık. Evet. Şimdi çocuğu böyle aldığınızda, tabii tutmasını da iyi bileceksiniz. Burada tecrübe de konuşuyor. Kulağına ezan okuyacaksınız. Tabii Allahu Ekber, Allahu Ekber diye yapmayacaksın. Ezan. Ezan nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Okudukça gülüyor. Hayya alassalah, hayya alassalah, hayya alalfelah, hayya alalfelah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Çok ibretlik bir şey gelecek arkasından. Dikkatli takip et. Şimdi diğer kulağına, sol kulağına kâhmet getiriliyor. Kâhmet ne? Farzı durmadan önceki, farz namazından önceki yaptığımız şey. Biliyorsundur artık yani, herhalde biliyorsundur diye düşünüyorum. Neyse şimdi dinle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birbirine vasfederek, bitiştirerek okunur. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salâti, hayyâle salâh. Hayyâlel felâhi, hayyâlel felâh. Şöyle baş hizasıyla beraber alırsanız daha şey olmuş olur. Heh, minareden ezan okunuyor zannetmesin seyircilerimiz. Hayyâlel felâhi, hayyâlel felâh. Kad kâmetis salâtu, kad kâmetis salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Sağ kulağına ezan,
sol kulağına gamet getirildi. Tabii çocuk burada ne halde de söyle demiyor. Burada ruhu zaten bunu bildiği için okunuyor. Bak oradan anla. Bir kere bir ibret var. Haybeye değil. Hani hocam bizim çocuklara daha böyle lisanı geç, İngilizce okuyalım mı falan. Kardeşim burada ruha okuyorsun zaten, bunu okumuyorsun. Tamam. Bak ibretlik olduğu için söylüyorum. Mevzuyu sulandırmak için değil. Şimdi isim koyacağız buna. Ne isim koyacağız? Böyle olur mu abi? Hem çocuğu elime veriyorsun hem ismi bilmiyor. He? Ne Halil mi? Kız değil mi oğlum bu? Şey, efendim? O zaman kızın ismini niye bunu koyalım? Başka bir isim koyalım. Biz şöyle diyelim. Fatma Zehra diyelim. Hem Fatıma annemizin de ruhaniyeti bizden, Ehl-i Beyt'i andık, Fatma Zehra annemizden alın. Böyle şöyle seslenebilirsin. Ya Fatıma Zehra, Fatıma Zehra, Fatıma Zehra. Sonra başka dualar da var. Mesela böyle koyabilirsin elini. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya. Allah'ın Hadi ismini 7 kere veya 10 kere anabilirsin. Ensesine böyle elini koyup şöyle. Ya Rakibu, Ya Rakibu, Ya Rakibu. Ne demek Rakib? Devamlı kontrol eden, hiçbir şey kontrolünden kaçmayan Allah demek. Hep burada. Allah'a muhasebesiyle kontrolünde olduğunu. Tekrar böyle yapabilirsin. Ya Hafizu, Ya Hafizu, Ya Hafiz. Hafiz ismi şerifini okuyabilirsin. Muhafaza eden Allah. Ya Şehidu, Ya Şehidu, Ya Şehit dersin. Hep Allah'a şehadet eder. Şehadet sevkiyle olur. Sonra 3 ihlas, 3 felak, 3 nasıl okursan her türlü hastalıktan, yani ilaç kullanma falan onu konuşmuyorum. Manevi hastalıklardan, nazardan, büyüden, sihirden çocuğu korumuş olursun. Bir de size Türkiye televizyonlarında ilk. Çocuğun göbek adını her yerde konuşmayın. Mümkünse gizli kalsın. Bunun sebebi var. Nüfusa da yazdırmanız şart değil. Gizli bir adı daha olsun. Aile içinde bildiğiniz. Bunu da size özel bir bilgi olarak veriyorum. Hatta bir de ayrıca bizim şarkta en büyük yaşta olan zatın eline verilir çocuk sonra. Bir böyle seccadenin alınlık kısmı bir yastığa sarılır. Çocuk şöyle tutulur, secde ettirilir. İlk secdesini de yapsın diye. Ve çocuğa koyduğunuz isimden mesulsünüz. Çocuğunuza güzel isim koymak hususunda gayret edin. En azından göbek ismini dediğimiz, bağlı olduğu, manevi olarak bağlı olduğu göbektir o. Sadece anne kordonu değildir. Mesela erkekler için Efendimiz övüyor Abdullah ismini, Ahmet ismini, Muhammed ismini. Bunu şey yaparsın, göbek adı olarak koyabilirsin. Bir de bir güzellik var. Hadi bak onu da söyleyeyim, bir müjde olsun size ya. Müjde olsun size. Mahşer günü bazı insanlar Allah Teala'nın böyle birçok ikram. Zaten Allah Teala herkesi affetmek için bahaneler halk edecek. Bunlardan biri de isimdir. Mesela hitap edileceklerdi benim hocam. İsmi Ali olanlar, Ömer olanlar, Ayşe olanlar, Hatice olanlar. Hani bir de o istihkaktan girecek bir de. Bir de o istihkaktan girecek. Bunlar kalksın. Şöyle şöyle ol. Abdullah olanlar, Muhammed. Çünkü bak burada, ya şimdi bak mevzuyu hakikaten çok iyi anlamak lazım.